Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. 5'te 5 yarışma programı için gönüllü arkadaşlarımızı arıyoruz. Bakalım kimler var, kimler yok. Şurada 4 kişilik bir grup var. Oraya doğru bir ilerleyelim. Bir hal hatır soralım öncelikle. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Kerem Balyemen Spor ve Yaşam Dergisi Genel Yayın Yönetmeni. 5'te 5 programı var. Yarışma yapalım mı? Tabii, ne yaptın hocam? 5 soru soracağız. Sporla ilgili genel kültür. Sporla genel kültür sorular. Basit ya. Ödül var mı? Ödül var tabii ki. Tabii ki. O zaman yapalım. O zaman... Ödül varsa yarışırız, tamam. Yapalım o zaman. Hep birlikte yarışalım. Ya tabii. Sıkıntı yok ya. Ne olacak sanki? Evet. Soruları bilmeye çalışalım. İsimlerinizi alayım. Ergün Deniz Buyruk, İsmail, Muhammed Şükrü Yaprak, Sait Şamil. Evet. 4 kişiyle mücadele edeceğiz arkadaşlar. Bakalım soruları kimler bilecek. Evet, ilk sorumuz. Zordan mı başlayayım, kolaydan mı başlayayım? Zordan başlayalım. Zordan. Kolaydan başlayalım. Kolay diyenler, zor diyenler. Kolay. Ben zordan yanayım. Zor. İlk soru yapamazsın. Evet, 2 oldu. Zor olsun. Tamam o zaman. İlk sorumuz zor bir soru geliyor o zaman. Genel kültür zor değil esasen de belki aklınıza gelebilir. İlk olimpiyatlarda, antik olimpiyatlarda birinci olan sporculara verilen ödül nedir? Başlayalım hocam sırayla. 30 saniye süremiz başladı. İlk olimpiyatlarda ki evet. Roma'da falan mı olmuştur o zaman? Bilemiyorum. Neredeki yapıldı? Bence i̇lk olimpiyatlar Atina'da yapıldı. Allah canınızı almasın. Atina'da. Zeytinden taç falan olabilir. İşte bu. İşte bu. Zeytinden taç. Alkış. Vallahi helal olsun hocam. Teşekkür ederim. Bravo. Evet. Zeytinden taç yaprağı veriliyordu arkadaşlar. Zeytin yaprağından taç veriliyordu. Barışı simgelediği için o zamanlar ilk ödül öyle veriliyordu. Bu soru kolay ama hepiniz bilirsiniz. Bir de bir yaptık. 4 kişiyle yarışıyoruz. Bir de bir. Sıkıntı yok. Bu sefer de buradan başlayalım. Tamam. Düşünen hemen söylesin. Aynen. Sıkıntı tamam. Yok. Olur. Evet, dünyaca ünlü sporcuyu soruyorum size. Türk sporcu. Dünyaca ünlü sporcu. Kendi Zinc diyor zaman. Mesut Özil çok güzeldi. Evet, kendi evet. Ağırlığını 3 katının 10 kilo fazlasını kaldıran dünyaca ünlü Türk sporcusu kimdir? Hadi. Naim Süleymanoğlu. Evet, Naim Süleymanoğlu. Çok güzel hocam, genel kültür çok iyi ya. Var ya hakikaten ben de. Ben ismi hatırlayamadım hocam. Şerefsizim aklıma gelmişti. Yani. Çok güzel. Hatta videodan izlersek ben de izledik. Değil mi? Bakacağım orada. Arkadaşlar demiştim filmi ama. De vardı. Filmi de vardı hocam söyledi gerçekten. Allah rahmet eylesin. Dünyanın en ünlü sporcularından bir tanesi olarak literatüre geçti. Evet, üçüncü sorumuz. Bu soruyu hepinize soracağım o zaman arkadaşlar. Hangi takım tutuyoruz? Futbolda mı? Evet, futbolda. İlk yani defa karışık ya da futbolda mı diye durdum böyle. Spor çünkü sadece futbol ya neydi? Direkt söylenirdi. Evet, doğru söyledin. Sadece futbol evet. Olmadığı için. Galatasaray ama çok şey içli dışlı değil. Tamam, Galatasaray. 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 Şimdi Galatasaray 3 Galatasaraylı oldu ama o zaman birbirlerinin söylediği sporcuları söylemesinler. 4 sporcu yapalım o zaman. Çünkü 5 spor soracaktım. Evet, Galatasaray'ın... Bak, hocam dur, sen kendi takımını söyleyeceksin. Sakin ol. Ben Galatasaray'ım. Hepimiz Galatasaray. Evet. Oo, hepimiz ben pardon, özür dilerim. Dördümüze Galatasaraylıymışız. O zaman bu soruyu sormuyorum. Tamam, sordum. Evet, hadi bakalım. Ayrı ayrı sporcuları söyleyeceğiz o zaman. 4 tane Galatasaray'ın, hadi 3 olsun. Ağır olur biraz. 3 tane Galatasaray'ın ayrı ayrı sporcuları söyleyelim. Başlayalım hocam. Evet, 3'er tane. Muslera var. Evet. Eskilerden Hacı vardı, unutmayalım. Hacı tamam, eskileri de soralım hadi. Soralım hadi. Takip etmediği de. Bir de şey vardı. Neydi ya onun şey. İşte? Lincoln. Lincoln çok güzel. Herhalde. 3. Evet, yırttın hadi. Şuradan gideyim, defanstan evet. Sayayım. Olur. Louis Damadonk marka var diye. Adam var ya takır saydırıyor vallahi, helal olsun. Evet. Onyekuru. Eskilerden söyleyeceksek. Söyle. Hepsini söyle. Tamam söyle. Belhanda 2. Ayhan Akman 3. Ayhan Akman tamam. Evet, 4. Yani gündemden gidersek Radamel Falcao var. Falcao. Muhammed Mustafa. Yeni transferler. Sofyan Feghouli var. Feghouli çok abi. Güzel. Evet arkadaşlar. Falcao güzel. Ya biz bu ekiple bir spor programı yapalım var ya, güzel oluyor hakikaten de. Falcao seyirci. Doğru yani. Söylüyor. Evet. 4. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Çok kolay sorduk hep ya. Biraz da ağır soralım. Zorlaştırıyorum. Bir futbol müsabakasında en fazla kaç gol atılmıştır? Hadi. 13. 13. Sosyal ligde geçen hafta gördüm ben onu. Evet. Şıklarda ne var? 20 küsürdü. 21 yok. Falan da galiba. 55. 55. Artır. 72.
Yok ya, artır. Evet. 100 diyelim. Evet, artır artır. Ciddi misiniz? Evet, ciddiyiz. 116. Artıralım. Abi, abi. 145. 150. 150. Bir tık aşağısı. 149. Yes, evet, 149 arkadaşlar. Enteresan. Kızmışlar, hakeme kızmışlar. Hakeme kızınca herkes kendi kalesine gol atmış. 149-0 bitmiş maç. Teyit edilmiş. Evet. Sen niye topu vermiyor? Valla, hakeme kızı, hakeme kızınca düşünsene bunu yapıyor musun? Evet, son sorumuz arkadaşlar. Ya da belki bir soru daha sorarız. Ekip sağlam ya. Bu fazla burası. Bir soru daha fazla soralım. Bir şey olmaz. 6'da 6 olsun sizin için. Evet, peki atletizm aramız nasıl? İyi değil mi? Çok iyi. İyi. Ama bilirsiniz bunu da ya. Bu ekip çok sağlam. Yani. Sağlam bir kareye düştük arkadaşlar. Atletizmde. Atletizm içimiz. Efendim? Lise döneminde hocamız çok iyiydi. Hocanın yani, ismini alalım. Kerem Balyemez. Vallahi. Bendim değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, bakın hocası bendim. Tekerekoğlu'ndan. Aynen öyle. Evet, Tekerekoğlu. Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmenliği yapmıştık arkadaşlar. Buradan Öğrencilerimize Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi'ne selam söyleyeyim dedim ama ne yaparım arkadaşlar. Niye söyledin diyeceksin. Evet. Öğrencilerimize birlikte çok güzel bir sürpriz oldu benim için de arkadaşlar. O zaman devam edelim. Sonunda da ne iş yaptığınızı bir öğreneyim, tamam mı? Bakalım neler yapıyoruz. Son iki sorumuz. 100 metre dünya rekorunu kıran sporcu ve rekor kaç saniye? Hüseyin Bolt. Evet, Hüseyin Bolt. Yani 9.18. Yaklaştın. 7'li bir şey değil mi? Yok, 9.18 diyor. Yaklaştın. 9.13. Yok, çıkalım. 9.21. Çek. 9.25. 9.70. Çıkalım. İnelim. 9.55. 9.56. Çek. 9.57. Bir tık. 56. Bir tık kaldım, ben bilemedim artık. Bir tık deyince kalıyor böyle, var ya. 9.58'de Hüseyin Bolt dünya rekorunu kırdı. Peki. Son sorumuz. 12 dev adam lakaplı milli takımımız hangi branşta yarışmıştı? Basketbol. Basketbol. Şarkısını biliyor musunuz? Biliyoruz ya. Neydi? Dev adam. Dev adam. Değil mi? Böyle. Dev adam. Dev adam. 12 dev adam. Dev adam. Hey hey. Böyle miydi? Hey hey değil mi en sonunda? Evet arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Bu arada ne yapıyoruz? Evet, öğrencilerimi buldum. Bir de hal hatır sorayım da en azından. Gidelim. Ne yapıyoruz? Üniversitemizdeyiz. Ne yapıyoruz? Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde okuyorum. Evet. Kaçıncı sınıf? Birinci sınıf. Evet. Çok güzel. Ben mezun oldum. Kahramanmaraş Çimam Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun çok oldum. Çok güzel. Bir iş yapıyor musun şu anda? Şu an ufak tefek bekliyoruz. İyi. Bakalım kısmet. Allah gönlüne göre versin. Paşam. Ben de arkadaşa güvenerekten inşaat mühendisliği yazdım. O da keşke güvenmeseydim. Aynen, evet. Keşke güvenmeseymişim. Ben 4. sınıfım. 4. sınıfsın. İnşallah arkadaş bize yol gösterecek. Gösterecek mi inşallah? Sen bir dükkan açarsın, bir ofis açarsın, büro açarsın. Beraber devam edersin. Olur değil mi? Hep beraber hep beraber batarız. Ben Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Oo, çok güzel. Ne olacaksın? Yani şu an hocam avukatlık mesleği. Bunu merak ettiğim için sordum. Yani avukat mı olunuyor, hukuktan bitiren bizim dönem için savcı, hakim. Bizim dönem için sınavlar yok, avukatlık olabiliyoruz zaten. Önce bir stajyer avukatlığımız var. Evet. Avukatlık hukuku bitiren direkt avukat olabiliyor o zaman. Bizim dönemden sonrakiler için bildiğim kadarıyla avukatlık sınavı getirdiler. Ha. Bizim dönem için geçerli değil evet, bu. Evet, anladım. Son dönem savcılık sizsiniz. Hakimlik düşünüyorum. Biraz daha memuriyete direkt girmek istiyorum. Çünkü avukatlık şu an hem çok fazla var hem de stajyer avukatlık yaparken bize iş öğretmiyorlar. Hmm. İş öğretmedikleri için el ayak onları işleri yaptığımız için kendi işimizi kurmamız lazım. Bunun için de yüksek miktarda bir sermaye doğru gerekiyor. Ülkenin bundan emek dolayı bu. İlk önce bir memuriyet düşünüyorum işte. Savcılık ve hakimlik alanında sınav verilen eğitim gerçekten de ülkemizde biraz sıkıntılı her alanda gördüğüm kadarıyla. İnşallah düzeliriz arkadaşlar. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sizleri biz burada gördüğüme çok mutlu oldum. Sizlerin üniversite okuduğuna, sizlerle ne kadar gurur duysam azdır diyorum arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Allah razı olsun hepinizden. Sizden bir isteğiniz var mı bende? Kendinize iyi bakın. Sizlerin sayesinde hocam buradayız. Estağfurullah. Bizler vesileyiz. Sizler kendi çabanızla sonuna kadar hak ettiğiniz yere geleceksiniz inşallah. İnşallah. Güzel günler sizi bekliyor. Evet arkadaşlar, 5'te 5 yarışma programımız burada bitti. Bir sonraki videomuz ya da yarışmamız ne olmasını istiyorsanız yorumlara belirtelim. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi de unutmayalım arkadaşlar. Spor dolu günler dileyerek kendinize iyi bakın.